Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, Yekent'teki idare edilme konseptinin ya da idarecilerin değişmesi gerektiğini savundu. Ne yazık ki yine kötü, bizi kahreden, artık yeter bile demekten bıktığımız bir anı yaşıyoruz diyen Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, gece saatlerinde Ahmet Atakan adlı kardeşimiz yine bir gösteri sırasında ve yine polisin müdahalesi esnasında can verdi, canımızı verdik. Ahmet 22 yaşında, yaşadığı çevreye ve insanlara duyarlıydı anlaşılan. Başkası için çaba harcayan, kendisinden önce ölen Ali İsmail için, Abdullah için, Ethem için, Mehmet için, Medeni için ve onların aileleri için üzülen, bir şeyler yapmak çabasında olan bir kardeşimizdi. Kentimizin yönetilme anlayışında ise bu süreçte ciddi farklılıklar gözlenmeye başlandı. İdarecilerde ve özellikle polislerde temel insan haklarının kullanımına yönelik tahammülsüzlük gerilimi besler hale geldi. Defalarca Saray Caddesi'nin ve Ulus Meydanı'nın basın açıklamalarına kapatılmasının ortamı daha da gereceğini yetkililere ilettik. Polisin gösterilere müdahale ederken sadece gösterileri güvenli şekilde dağıtmakla sınırlı olan görev kapsamlarının artık kendilerinin cezalandırmak için müdahale ettiklerine tanıklık ettiğimizi de ilettik. Darma göstericilerin yaptıkları yanlışlar anlatıldı. Kim yanlış yapıyorsa yapsın artık bu ölümleri durdurun ifadelerini kullandı. Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, başta devlet büyükleri olmak üzere bakanlara, valilere ve emniyet müdürlerine seslenerek kuru bir başsağlığı mesajı değil, sizden Ahmet'in ailesinin istediği, çıkın önce ama önce katillerin bulunacağına ve samimice bunun peşinde olacağınıza dair bu halkı inandırın. Ölen bu 6 çocuğumuzun annelerine katillerini verin. Daha sonra bu kenti, Armutlu'yu, Cumhuriyet Mahallesi'ni, Samandağ'ı, Reyhanlı'yı geren, her türlü gösteriyi şiddetle bastırmaya çalışan, baskıcı, ölüm kusan yönetme konseptinizden vazgeçin diye konuştu.